Kim kıymetli takipçilerimiz, Instagram'ın zaman kısıtlamasından dolayı program kesildi. Eğer kıymetli konuğumuz halen canlı yayındaysa inşallah son sözlerini alarak tekrar şey yapacağız. Programımızın yani birazcık devam ettirip inşallah ondan sonra sonlandıracağız. İnşallah ondan sonra kaldığımız yerden bir iki soruyla programı sonlandıracağız. Evet, maalesef program süreli. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bir saatle sınırlandırıyorlar. Bir saat konuşmuşuz. İnşallah kıymetli konuğumuz bağlanmak üzere devam edeceğiz birazcık daha inşallah. Evet. Konuğumuz bağlanmak üzere bir saniye tekrardan. Evet, selamun aleyküm tekrardan. Evet, oldu. Evet. Buyurun lütfen sözünüz yarımda ya şeyde yarıda kaldı kusura bakmayın. Bu teknik bir konu bizim elimizde olan bir şey değil yani. Evet. Var. Şu anda yani var evet buyurun. Buyurun devam edelim lütfen. Esirüddin Ebu Hayyan el-Gırnati. Gırnatalı bir alim. Bir filolog. Bakıyor diyor ki bize kim yardım eder? Evet. Evet. Peki. Ses duyulmuyor abi. Şu anda ses çok iyi gelmiyor. Allah Allah. Şimdi nasıl? Evet, şu anda iyi. Yok, şu anda Tamam. iyi. Bu Evet, buyurun arıyor lütfen. diyor ki yönünü iyi tayin etmiş. Doğu Roma üzerine yürüyen bu küçük beylik var ya Osmanoğulları. Allah Allah. Evet. İyi, şu anda iyi, sıkıntı yok. Tamam. Evet, buyurun Hemen. lütfen. Azıcık kamerayı aşağı doğru indirirseniz daha güzel olacak. İyiyim böyle. Aşağı doğru düşün. Böyle. Biraz yok. Kamerayı birazcık aşağı indirirseniz daha güzel olacak. Evet, Kamera. birazcık Şöyle. daha. Birazcık daha lütfen. Tamam. Şöyle. Böyle iyi. Yok. Biraz yok, aşağı doğru. Tersi, tam tersi şeyde. Evet, şu anda iyi. Şu anda Başka iyi. bir. Peki. Şu anda çok Evet. iyi, süper. Tamam. Evet. Peki. Evet. Devam edelim lütfen. Şöyle. Yok, öyle görüntü kayboluyor. Ha, şimdi görüntü tamam. Heh, şu anda iyi böyle. Peki. Buna razıyım ben. Efendim, Evet. Ebu Hayyan el-Gırnati bir kitap yazıyor. Ebu Hayyan el-Gırnati. Evet. Allah Allah. İyi, şu anda iyi. Böyle iyi. Önce Türkçe öğrenin. Evet. Duyuyor efendim. Duyuluyor, Ebu evet, duyuluyor. Buyurun. Türkçe öğreniyor Türkçeyi. Yani 1326 Türkçesi, Yunus Emre'nin Türkçesini öğreniyor. Bu Evet. anladım. Ondan sonra kalkıyor kitap yazıyor. Kitap. Kitap elinde şu Evet. anda.
Kitabul İdrak Lisanul Etrak. Evet. Seste bir şey var. Bir kopukluk evet, oldu. Evet. Kitabul İdrak Lisanul Etrak. Bir kitap. Evet. Sonra evet. Türkçeyi öğrenme kitabı. İkinci bir kitapta yazıyor. İkinci kitap. Kitabul Efal. İkinci kitap. İnternette zannedersem bir sıkıntı var. Galiba. Galiba. Evet. Lilisan. Evet abi buyurun. Kitabul Efal Lilisan-ı Türk. Evet. Olabilir abim. Üçüncüsü de bir evet. Kitapta yazıyor. Zehvül Mülk fi Nahvi Türk. Evet. Yani Nurullah Ataç'ın kendini sızlatan bir kitap. Evet. Türkçeyi öven bir kitap yazıyor. 1326'da. Evet. Duyuluyor abi. Buyurun devam edin. Evet. Duyuluyor. Yani buyurun. Endülüs alimleri bizi keşfi Osmanlı'yı keşfediyorlar. Evet. Evet. Osmanlı'yı keşfeden Endülüs alimleridir. Çünkü o zaman ne Ertuğrul, ne Osman, ne Orhan üniversal bir eğitimleri yoktu onların. Evet. Bu tabii yine ses problemi var. Evet, ses problemi var. İstersen şöyle yapalım. Ben yine yani araştırmam neticesinde Endülüs'ün yıkılmasından sonra üç tane çok büyük olayın nedenidir diye tarihçiler söylüyor. 1071 Malazgirt zaferi, İstanbul'un fethi ve Haçlı seferleri diye özetliyorlar. Duyuluyor mu abi? Duyuluyor efendim. Evet. Dolayısıyla bu üç ana yani üç tane temel noktanın Endülüs Emevi Devleti'nin batı tarafından yıkılmasıyla ilgili böyle bir şey var. Yani böyle bir özet var. Bir de yine şöyle diyorlar. Müslümanlar Endülüs'e kadar ulaştılar. Orada bir medeniyet kurdular. 8 asır devam etti. Ama nifaktan ve çekişmeden dolayı yıkıldı. Allah-u Teala Müslümanlara Osmanlı Devleti'nin doğuda bir devlet lütfetti. O da Osmanlı Devleti diyorlar. Bu konudaki yorumlarınızı alalım inşallah ondan sonra kapatalım. Doğrudur. Evet. Söylemek istediğiniz mesajınız, son söylemek istediğiniz cümleleri alalım. Ondan sonra inşallah programı kapatmış olalım. Evet. Şu anda ben, iyi. Şu anda iyi. İyi mi? Evet. İyi. Allah verir. Evet. İnşallah. Ben şunu söylemek istiyorum. Leysel haber kelimesidir. Arapça sözüdür. Leysel haber ayn. Evet. Ya da la beyan ba'del ayn'dir. Yani bir görüntü bin söze bedel. Ya da bir evet. Kere gördükten sonra başka birinin size orayı anlatmasına gerek yok. Onun için beraber evet. Gitmemiz lazım. İnşallah. Allah kısmet eder. İnşallah. Bütün bizi takip eden dostlarımızla birlikte sizin rehberlerinizde bir Kudüs umresi yaparız. İnşallah. Kudüs ve Endülüs. Ben İnşallah. Aklım hep Kudüs'te olduğu için cümleyi yanlış kurdum. Ama evet. İnşallah. Şahsen Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bir mukabele. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Kıymetli takipçilerimiz program için çeşitli aksaklıklar yaşadık. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala inşallah bizi daha güzel programlarda bir araya getirmeyi nasip etsin ve hep birlikte inşallah Endülüs'e
umre yapmaya kısmet etsin. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bir sonraki programımız inşallah duyurusunu yapacağız ama şimdi buradan da söylemiş olayım. Ayın 15'inde bir program yapacağız. O zamana kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler efendim.